Merhaba arkadaşlar Nurgül'ün tığı ve iniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Zil butonunu da aktif hale getirerek attığım videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet şimdi yine iğneden tabi model tarif edeceğim. İlk önce iğne göstereceğim arkadaşlar. Evet iğne oyası modelimiz bu arkadaşlar. Şöyle iki yaprak ortasında da üç tane papatya olan bir model. Yapımı kolay. Kendisi de güzel bir model arkadaşlar. Gösterişli bir model. Bunu sizler için tığa çevirdim. Evet sizler için tasarladığım modelin bu şekilde oldu arkadaşlar. Bakın bu da her zaman yaptığımız önceden yaptığımız ara suyumuz ve yapraklarımızın arasında üç tane dalımızı bu şekilde ayarlayarak arkadaşlar bakın e, bu serum halkalarımız da şu şekilde arkadaşlar en küçük boy serumla yaptım serum halkasıyla yaptım bu şekilde şöyle uçlarına takarak sizler için hazırladım birebir aynısını. Şimdi arkadaşlar modelimizin anlatım kısmına geçelim. istediğiniz yaprağı yapabilirsiniz. Bir defa tığın başını doluyorum hemen yuvaya girdim. Üçünü birden buraya kapatıp buyuru bir sahte trabzan yaptım. 3-4-5 zincir. 5 zincirimi bu şekilde yaptığım tırabzanın içine kapattım. Hemen bir zincirimi çekiyorum. Aynı tığ battığım içine sık iğne yapıp bir tane ilmek çıkarıyorum. Bir tane de bu 12 zincirli yuvadan girdim arkadaşlar. 3 tane ilmeğimi 2-2 alarak bu şekilde başa kadar çıktım yine 5 tane zincir çekiyorum 3 4 ve 5 ilk telimizin arasına bu şekilde sık iğne ile sabitledim sesime bir şey oldu arkadaşlar birden kısıldı bir zincirimi çektim hemen tığ battımın içine girip sık iğne ile sabitleyip bir ilmek çıkarttım sıradaki telin arasına girdim 3 ve yuvaya girdim 4 2 2 2 olarak aldım Yine 5 zincir 4 5 bir parmağından kendini atıyor. Bakın arkadaşlar bu şekilde hemen ilk telimin arasına girip 5 zincirimi sık iğne ile sabitledim. Hemen 5 zincirimin üzerine bir tane zincir çekip o tomurcuğum oraya oturmasını sağlıyorum bir zincirle. O bir zinciri unutmayın. Evet şimdi sıradaki 3 oldu ve 4 oldu şimdi bir tane de yuvada 5 oldu 5 tane ilmek olunca arkadaşlar zaten son sırada 5 ilmek olması gerek 2 2 2 2 alarak bu şekilde başa kadar geldim şöyle dördüncü tomurcuğum için 5 zincir 5 zincirimi çektim Bakın, ilk telimin arasına girip kapattım bir zincirimi çektim. Hemen sıradaki telimin arasına giriyorum. Sık iğne ile buraya sabitliyorum. Bu şekilde 5 tane arkadaşlar sık iğne yapmış oluyoruz. Aşağı doğru inerek. Bakın. Bir zincirimi çektim. Ve sık iğne ile buraya sabitledim. Bakın. Yaprağımız bu şekilde hazır. Şimdi arkadaşlar bir zincirin dibini çekmiştik. Bir defada tığımı dolayıp Hemen dal yapımına geçiyorum. Bakın. 2 2 Altında sık iğne olduğu için bir tane zincir çekiyoruz ilk başta. Sonra arkadaşlar iki zincir çekerek dalımızın yapımına başlıyoruz. Buraya minik trabzanlar yaparak dal yapıyoruz. Şöyle döndüm. Yaptığım trabzanın içine girdim. 2 2 olarak aldım. Yine iki zincirimi çektim. Şöyle çevirdim. Bu üçüncü trabzanım. Hemen 2 2 alarak trabzanımı yaptım. Yine 2 zincir. Evet arkadaşlar bakın. Şimdi dördüncü trabzanımı bu şekilde yapıyorum. Ters tarafındayız bakın arkadaşlar. Serumumuzu takmadan düz tarafına dönmüyoruz. Serumların düzgün olması için muhakkak bu şekilde ters tarafında takalım. Şöyle bir tane serum alıyorum. Ve serumumu bu şekilde arkadaşlar 4 tane yaptığım trabzanın üzerine bir zincir çektim. Şöyle netleşsin. Sık iğne ile sabitliyorum. Serumun dibine de bir zincir çektim. Şimdi düz tarafına döndük arkadaşlar. Şöyle en son yaptığım üzerine bir zincir çektiğim trabzanımı bu şekilde aralıyorum. Bakın sık iğne ile sabitliyorum. Hemen 1-2 zincirimi çektim bir alttaki trabzanımın içine sık iğne ile iki zincirimi sabitledim. Yine iki zincirimi çektim. Buradaki bir alttaki sık iğne ile bu şekilde sabitledim. Ve bir iki zincir. İlk tığ içine sık iğne ile sabitledim. Bir zincirimi çekiyorum. Yuvaya da girdim sık iğne ile bu şekilde sabitledim. Bakın arkadaşlar bu ilk dalı yaptık. Bu ilk dalı nasıl yaptıysam yanına iki tane de aynı şekilde dal hazırlayıp şöyle yaptıkça da sağ kaydırarak bu şekilde dallarımızı buraya sığdıracağız. Arkadaşlar bu şekilde 3 tane dalı yaptık. Şimdi yaprağımızı yapacağız. Şöyle buraya bir küçük bir örümcek yapıyorum zincir de çekebilirsiniz arkadaşlar 5 zincir 6 zincir Bakın, bu tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitliyorum şöyle bir zincirimi çekip ters tarafına döndüm şöyle yukarı doğru bakın çekip bu zincirin boyutunda buraya bir örümcek yaptım yaprağımın sığacağı kadar bir zincirin üzerine bir defa tığımı doladım yuvaya girdim Bakın, üçünü birden alarak buraya bir sahte trabzan yaptım 5 zincir çekerek kirpik yapacağım 5 zincirimi çektim ve buraya trabzanımın arasına sık iğne ile sabit diyorum. hemen arkadaşlar tomurcuma bir zincir çektim bir tane de yuvada dibinde zincir çekerek bu şekilde bir tane de yuvadan aldım tığımda 3 tane ilmeğim oldu 2 2 alarak bunları tamamladım Yine 5 zincir ilk yuvamın içine telimin arasına 5 zincirimi kapattım. Bu şekil yapalım arkadaşlar. Sizler daha net görün. Bir zincirimi çektim. Hemen telin arasına girdim. Bir ilmek aldım. Şöyle sıradaki telimin arasına da girdim. Bir tane de buradan aldım arkadaşlar. Ve Bakın bu zincirin arasından da girip bir tane de burada. 2 2 alarak bu şekilde başa kadar gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Aynı bu yaprağın birebir aynısını böyle cephe açısından aynı bakışını bu şekilde yapıyoruz. Aynısı olduğu için şöyle tamamlayayım. Ezan da bitmiş olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın 4 kirpik yapıp aynı birinci de gösterdiğim gibi sık iğne ile aşağı indik. Şimdi arkadaşlar bakın buraya 8 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şöyle düz yüzüne dönüyorum. Yaprağımızı bitirdik. Düz yüzüne döndük. Bu arkadan geçiş zincirimiz arkadaşlar. Bakın buraya bu yuvayı hani dönüş için kullanmıştık. Oraya arkasına gelecek şekilde şöyle arkadaşlar bakın bunu e, elinizin ayarına göre arka'yı daratmasın yaprağı kısıtlamasın şöyle arkadaşlar bu şekilde bakın yaprağımızın yönü şöyle göstereyim şimdi bakın bu yaprağımızın yönü öne bakıyor değil mi normalde buradan birden başlayıp arka tarafına bakacaktı ama biz tersinden yaparak bu yaprağımızın böyle yönünü sık iğneli yönü tersinden oldu ama bu şekilde aynı yöne bakıyor Evet böyle yörüngelerini aynı yöne baktık şimdi arkadaşlar bakın şimdi burada üç tane tığ battımız kaldı 7 tığ battıdan başladığımız için buraya da aynı şekilde üç tane tığ battı yapıp arasına başlayacağız 3 zincirimi çekiyorum ve hemen tığ battımın içine bakın boş olan yandaki tığ battımın içine sık iğne ile kapattım. 3 zincirimi çektim. Tığ battımın içine girdim. Sık iğne ile sabitledim. 3 zincirimi çekiyorum. Hemen tığ battımın içine girdim. Sık iğne ile Bakın 3 tane yaptık. Hemen 2 zincirimi çektim. Bir defa doladım. Bu şekilde boş olan tığ battıma girip 2 2. Başlarken yaptığım ara suyunu yapıyorum. 4 zincirimi çektim buraya tığ battımın şey trabzanımın arasına kapattım yine iki zincir çekiyorum arkadaşlar bakın bu şekilde boş olan tığ battıma sık iğne ile sabitledim şimdi bundan bu şekilde yani bu yaptığım aradan 5 tane yapacağız daha doğrusu siz yapacaksınız arkadaşlar ben size örnek amaçlı bunu gösterdim ve İki zincirimi de çekip bu şekilde ben bırakıyorum gerisini siz tamamlayacaksınız bu şekilde şimdi bu papatyalarımızın yapımına geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi serum halkanın içine sık iğne ile girdim ve ipimi buraya sabitledim 5 tane zincir çekiyorum 2 3 4 ve 5 5 zincirimi çektim, hemen halkamın içine sabitliyorum. Bu şekilde. 4 zincir çekiyorum, çevirdim, şöyle. Hemen bu 5 zincirimin arasına girip sık iğne ile 4 zincirimi buraya sabitledim. Evet, şimdi sıkı sıkı 10 tane zincir çekelim. 5, 6, 7, 8. 9 ve 10. Arkadaşlar bakın bu 5 zincir 4 zincir gevşek olsa bile birbirinin içine geçtiği için biraz kalıplama oluyor. Fakat bunu bu destekleyecek bir kalıp olmadığı için bu 10 zinciri sıkı çekersek daha güzel artmamız olacak. Bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum ve ilk sinek kanadımı yaptım. Yine 5 zincir Yine serum halkasının içine girdim. Sık iğne ile sabitledim. Şöyle üzerine 4 zincir çektim. Evet arkadaşlar 5 zincirimin içine sık iğne ile sabitledim. 10 zincir. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sık iğne ile serum halkasına 10 zincirimi kapatıyorum. Arkadaşlar ne kadar biraz özen gösterirseniz, bu diplerini güzel sıkarsanız, zincir artma işlemini sıkı çekerseniz, işiniz o kadar kaliteli, güzel çıkar ve karşı taraftan yani müşteriden de istediğiniz fiyatı alabilirsiniz. Elinizin işinin düzgünlüğüne göre size yaptırmak isteyecektir. Düzgün olduğu için başkası düzgün yapmıyor. Siz düzgün yapıyorsunuz diye istediğiniz fiyatı da alabilirsiniz bu şekilde. O yüzden işlerinize özen gösterirseniz daha muntazam iş çıkarırsınız. Her şey sizin elinizde. Bakın serum halkasının içine girdim. Bu şekilde sabitledim. 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen çevirdim. Ve sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ve döndüm serum halkasının içine arkadaşlar sık iğne ile sabitledim. 5 zincir 2 3 4 5 Bakın arkadaşlar şurada ilk başladığımız ip var. Onu da şöyle arasından geçirelim. Hem oraya o tutunsun, kaybolsun, sağlamlaşsın. Bu şekilde götürelim. Temiz bir işimiz olur. Sonra oradan kısaltıp yakarız yine. 4 zinciri kapattım. İlk yaptığım bu 5 zincirli yuvanın içine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 döndüm hemen buraya sık iğne ile sabitledim 1 2 3 4 5 zincir serum halkasının içine sık iğne ile sabit 1 2 3 4 zincir çevirdim 5 tane alıyor arkadaşlar sinek kanadının 5 tane sığıyor bu serumun büyüklüğüne göre değişir orta boy serum yaparsanız daha fazla daldırabilirsiniz 6 tane filan yine 10 zincir 5 6 7 10 zincirimi hemen çektim bakın buraya sık iğne ile sabitliyorum şimdi arkadaşlar Buraya koparmadan önce yine şöyle boş bir sık iğne yapıyorum ki şu en son yaptığım zincirime destek olsun. Bir zincir çekiyorum. Şimdi ipimi koparıyorum arkadaşlar. Şöyle Bismillah. Evet şimdi bakın arkadaşlar bu taraftan gelen ipi e, e, ördük üzerine arkadaşlar sinek kanatlarını. Bu taraftan şimdi kopardığımız ipi de bu tarafı geçireceğiz bakın ilk başladığımız sinek kanadının şöyle arasından buradan iki tane ilmek alıp kaynaştırma işlemi yapacağım arkadaşlar yoksa burada ayrık gibi duruyor hem de yanı kızı arkaya geçmiş oluyor yani bir taşla iki kuş şöyle gerdirerek hemen bunu yakıp geliyorum Evet arkadaşlar bakın burada iki tane yuva bırakmıştık şu şekilde tutalım bu yuvalarımızın içine şimdi kirpikler yapıp bu geniş olan yuvayı arkadaşlar şöyle güzelleştireceğiz birinci yuvanın içine sık iğne ile girdim tığımın başını bir defa doladım hemen yanındaki ikinci yuvanın içine girip şöyle 1 2 iki alarak bu şekilde minik bir trabzan yaptım ve 5 zincir 5 zincirimi çekiyorum trabzanımı yu olarak kullanacağım bu birinci kirpiğim yine 5 zincir 5 zincirden arkadaşlar buraya bu şekilde 5 tane kirpik yapıyoruz 3 4 ve 5 bu şekilde 3 oldu ve 5 1 2 3 4 5 zincir kapatıyorum bakın 5 tane olunca hemen dibine bir zincirimi çekip ipimi kopardım Evet arkadaşlar Bakın şu şekilde trabzanın üzerine 5 tane kirpiğimi yaptım şimdi bu 5 kirpiğimi bakın buradaki yuvanın üzerine şöyle kondurdum ve yaprağımın ve dalların çiçeklerimin yuvasını bu şekilde hazırlamış olduk Evet bunları yakıp hemen geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar modelimin bitmiş hali bu şekilde oldu, şöyle çok hoş ve çok zarif bir model oldu. Ara suyumuz da bu şekilde. Siler için daha önce hazırladım arkadaşlar mor çiçeğim, Eflatun çiçeğim. Evet modelim bu arkadaşlar gayet hoş ve zarif farklı bir model oldu yine bu şekilde dallar üzerinde açan papatyalar yaprağı bu kolay yapımı sinek kanatlarıyla bir çiçek buketini andırdı sanki arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar, sizlere iğneden tığa modelleri çevirebilmem için, emeklerim için beğeni ve yorum yaparak desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.